Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Seçime doğru yayınına hoş geldiniz. Seçim diyoruz. Gerçekten de seçime çok sınırlı sayıda zaman dilimi kaldı. Hatta saatle söyleyebiliriz artık. 36 saat diyebiliriz. Yani 3 gün gibi bir zaman dilimimiz kaldı 2024 yerel seçim gündemiyle karşınızdayız. Tabii Türkiye deyince İstanbul, İstanbul çok önemli. Herkes İstanbul'u konuşuyor. İstanbul'da da kıyasıya bir yarış var sahada ciddi bir çalışma var. Teşkilatlar gece gündüz çalışmış çalışıyor. Onun da tabii ki iktidar partisinin İstanbul İl başkanı Ak Parti İstanbul İl başkanı bizimle birlikte Sayın Osman Nuri Kabaktepe hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık çok teşekkür diyorum. ediyorum. Sağ olun eksik olmayın. Hakikaten çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Yani özellikle bu Ramazan-ı şerif münasebetiyle gece gündüz sahur iftar evet. birkaç yere uğruyorsunuz. Tam oradan başlayalım aslında yani o atmosfer nasıl yani ilgi alaka nasıl bir çünkü siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Daha önce de teşkilatlarda çok görevli oldunuz. Evet. Halkın seçime ilgisi alakası nasıl bir şey var evet. gözleminizde? Hakikaten Ramazan'ın da sonuna doğru artık geliyoruz 20'li günlere doğru da yaklaştık. Tekrar Ramazan'da tebrik ediyorum mübarek olsun diyorum tüm seyircilerimize izleyicilerimize. Ee, saha çalışmalarımızda adaylarımıza gerek ilçe belediye başkan adaylarımıza gerek Murat Kurum başkanı, büyükşehir belediye başkan adayımıza vatandaşımızın ilgisi çok yüksek. Yani biz programlamalarımızda bir saat dediğimiz yerden iki saatte üç saatte çıkamıyoruz. Yani saha indiğimizde, sokağa indiğimizde vatandaşımız ee, Büyükşehir Belediye Başkanımızla Murat Kurum Bey'le yüz yüze geldiğinde, yan yana geldiğinde karşılaştığında, karşılaştığında Planlamalarımızın iki katı, üç katı bir zaman geçirmemiz gerekiyor. Bu da vatandaşımızın ilgisini, alakasını, beklentisini gösteren bir durum olarak bunu okuyoruz. <laughs> sadece e, fotoğraf çektiren veya sadece el sallayan değil, e, başkanımızla diyaloğa giren, konuşan, projelerini merak eden, soran, kendi taleplerini ileten, e, efendim sorunlarının çözümüne dair e, cevap. E, almak için sorular soran bir e, seçmen kitlemiz var İstanbul'da. Bu ilgi, bu alaka her yönüyle bizi sevindiren bir durum. E, çünkü uzaktan el sallayan vatandaşlarımız bizim için kıymetli. Bize gelip soru soran vatandaşlarımız kıymetli. E, dertlerini, beklentilerini anlatan vatandaşlarımız, tüm İstanbul kıymetli. Ama bunları topladığımızda ilgi ve alakanın yüksek olduğunu görüyoruz. E, tabii Ramazan'ın da kendi... E, havasının, maneviyatının getirdiği bir çalışma temposu da var. E, dolayısıyla gündüz e, işte öğle vakitlerinde belki başlayıp gece sahurda biten bir çalışma temposu var. Herkesin, bizim de öyle. İşte sahur bitene kadar devam edecek bu akşam tüm çalışmalar. Biz de onlara e, Şimdi, devam ediyoruz. Vatandaşla e, iç içesiniz Tabi işte anlatıyorsunuz, evet. derneklere gidiyorsunuz, vakıflara gidiyorsunuz, Tabii. toplantılara. iftar sahur. Yoğun bir tempo. Elbette ki insanlar, kimisi size dert yanıyor, kimisi talepte bulunuyor. Tabii, tabii. Ee, en çok neden yakın oluyor? Mesela talep mi çok, şikayet mi çok, varsa hangi konularda var, nedir bu konuda söyleyeceğiniz? İstanbul çok büyük bir kent. Dolayısıyla ilçesine, semtine göre talepler, e, beklentiler, e, efendim sorular çeşitleniyor. Ama temelde 3-4 tane başlık içerisinde toparlanıyor. Tabii işin iki boyutu var. Biz bir yere seçime gidiyoruz. Dolayısıyla gündemimiz İstanbul. Gündemimiz 39 ilçemiz. Bir belediye başkanının yapıp yapması gereken iş ve işlemlerle ilgili. Ama aynı zamanda hükümette olduğumuz için vatandaşımız bakanlıklarla ilgili de bize önerilerini, taleplerini, beklentilerini iletiyorlar. Yerel yönetim bağlamında değerlendirdiğimizde İstanbul'da bir yaşam kalitesiyle ilgili bize çok soru geliyor. Yani neyi kastediyorum bununla ilgili? İşte metroyu kastediyorum, ulaşımı kastediyorum, trafiği kastediyorum. Aynı zamanda İstanbul deprem kuşağı içerisinde bulunan bir kentimiz olduğu için 6 Şubat'tan sonra hassasiyet herkese daha çok arttı. Dolayısıyla İstanbul'un hızlı bir şekilde kentsel yenilenmesinin, yapı stoğunun yenilenmesinin, kentsel dönüşümün depreme hazırlığı da vatandaşımızın en çok efendim bize sorduğu soruların içerisinde. Yani semt semt değişmekle beraber ortalamaya baktığımızda bu üç başlığı hakikaten görüyoruz. Bununla beraber İstanbul'un kültürüyle, sanatıyla, çevresiyle... Çok özür çevresiyle... Ee, Üç başlık deprem. Evet. İki, ulaşım. Tabii. Ulaşım ve e, trafik yani. Daha doğrusu evet. onu, ulaşımın bir yoğunluk tarafı var trafik. Bir de işletme tarafını daha çok. Metro, İETT, onunla ilgili şeyleri. Vatandaşımız hakikaten e, diyelim 39 ilçenin ortak kesim kümeleri bunlar. Ama bazı yere gidiyorsunuz e, mesela orada e, çevre yatırımlarını da soruyor vatandaşlarımız. Ee, yaş grupları ya da erkek, genç, kadın görüştüğümüzde kadınlara dönük hizmetleri de soruyor. İstanbul'da ciddi bir şekilde işçi kıyımı oldu Büyükşehir'de. Bazı bölgelere gittiğimizde vatandaşlarımız o kıymın devam edip etmeyeceğine dair neden olduğunu biz gelirsek yapıp yapmayacağımıza dair soruları bize yöneltiyorlar. Efendim yine Büyükşehir Belediyesi'nin durdurduğu bir takım yatırımların devam edip etmeyeceğine dönük soruları ve sorunları bize iletiyorlar. Aynı şekilde yaz ayında bir susuzluk, su akacak, akmayacak tartışması olduğu e, vatandaşların e, musluklarından evlerinden yeterli derecede su ile ilgili yatırımın yapılıp yapılmadığına dair endişeleri var. Acaba gelecek yaz ya da bu sene içerisinde susuzluk çeker miyiz? E, musluğumuzdan su akmaz mı? İki günlere döner miyiz diye sorular var. Bunlar tamam kesişim kümeleri olarak ifade edebiliriz. Evet. Şimdi tabii ki e, meeting son. E, AK Parti devasa bir miting yaptı İktidar evet. Partisi olarak. Evet. 650 bin. Sayın Cumhurbaşkanı 650 bin kişi evet. açıkladı. Ve siz de katıldığınız yayınlarda muhalefette hadi 700 bin kişilik yapsın evet. şeklinde bir meydan okuma yaptınız. E, hatta dediniz ki CHP İstanbul'da miting yapamayacak. Evet. Dediniz ki şu ana kadar da bize duyum almadık. Sanıyorum yapamayacaklar. Niye yapamıyorlar sizce? Gerçekten yapmak mı istemiyorlar, yapamıyorlar mı? Nedir o konu yorumunuz? Şöyle... Bir de özür evet. dilerim. Mitinge katılımla ilgili o da tartışma konusu oldu. Evet. İl başkan olarak ne söylersiniz? Evet. Şimdi şöyle her seçimin bir havası ve bir atmosferi var. Biz bu miting hazırlıklarımızı yaparken İstanbul tarihinin ve bu seçimlerin yerel yönetimler seçimlerinde en büyük mitingini yapma iddiasıyla yola çektiğimizi ifade ettik ve söyledik. Sağ olsun İstanbul'un hemşerilerimiz bu noktada bizi mahcup etmedi. Hakikaten 2024 yerel seçimlerinin ve yerel seçim tarihinin en azından son 20 yılı kastederek söylüyorum. İstanbul'da Türkiye'mizde en büyük mitingini yaptık. Dolayısıyla bu rakam hakikaten çok büyük bir rakam. İstanbul'lu hemşerilerimize tekrar teşekkür ediyorum. CHP miting yapmayacak değil. Bana göre yapamama kararı aldı. Niye? Bunu da söylüyorum. Çünkü miting yapmak çok kolay bir şey değil. Geçen 2023 seçimlerinde de bizim mitingimizle CHP mitingi arasında birer gün fark da olmuştu. Bir takım kıyaslamalar oldu. Bundan önceki seçimlerde de oldu. Hiçbir zaman İstanbul'da CHP bizim mitiklerimizin yakınına yaklaşacak bir organizasyon ve kalabalıkta bir miting yapamadı zaten. Böyle bir kitleyi toparlama şansları hiç olmadı İstanbul'da. Bundan sonra da olmayacak. Ama bizim miting sayımızdan hareketle bir takım spekülatif söylemler içerisine girdiği için işte bazı yandaş efendim kişiler diyelim sosyal medyada veya televizyon ekranlarında CHP'li ben yani tarafı olan e, söylemler geliştirip bizim mitingimizle alakalı farklı ifadeler bulundukları için ben de açık yüreklikle hala söylüyorum. Halep oradaysa arşın burada. 20 yıldır yapamadınız. Hadi bakalım bu sefer yapmayı deneyin. Öyle önüne bir takım strateji vesaire şu bu kelimeler getirerek miting yapamamayı biz bilerek yapmadık kelimesinin arkasına gizlenemezsiniz. Miting yapmak ilk önce güçlü liderlik ister, güçlü teşkilat ister, güçlü organizasyon ister, gönül bağ kurmanız ister. İnsanların o miting alanına gelmeleri için gerekli fedakarlıklar yapmalarını e, ve göstermelerini de gerektirir. Dolayısıyla ee, güçlü bir liderliğin olmadığı güçlü bir organizasyon sistematikinin olmadığı e, bir yapıda böyle bir miting yapmaya zaten cesaret edemezsiniz hatta ben şunu da söyledim bununla beraber e, adeta dedim CHP genel başkanının Sayın Özel'in İstanbul'a giriş yasağı var ee, bunu ben epeydir söylüyorum ama şu Herhalde anda ilçelerde bu, yapıyor Bugün bu Galatasaray özel mesela Eyüp işte, Bu 10 gündür bunu söylüyoruz. Yok böyle bir yasak mı demek için sonraki gün kala İstanbul'a sadece e, il binasına astıkları afişle resimle dedim bu yasa delmişler. E, dolayısıyla e, kendi yapamadıkları e, bir e, e, eylemden bir programdan, bir mitingden hareketle bizim yaptığımız üzerinde bir takım spekülatif söylemler, geliştirmeleri de abesle karşılıyorum. Hala söylüyorum, buyurun 700 binlik miting yapın, biz de diyelim evet yaptınız ya bunu, diye söyleyelim. Ya yani. Bunun kalabalık toplam toplayamama endişesi, evet diyorsunuz ki biri bu var diyorsunuz, yani bu cesareti gösteremiyorlar. Daha önce halbuki Maltepe'de Sayın Kılıçdaroğlu döneminde yapılmıştı bir miting ama... ...burada ikincisi bir liderlik yarışından ötürü de olsa gerek midir? Siz buna da bağlıyor musunuz? Onu binerek söylüyorum yani. Sayın Özel'in İstanbul'a giriş yasağı var derken... ...zaten burada belki seçim atmosferinin örttüğü bir takım tartışmalar ve kavgalar var. CHP yönetim ve genel başkanlıkta da... ...bir eş başkanlık sistemi gibi zaten hareket ediyor. Evet. Bunu aday belirleme süreçlerinde gördük, diğer süreçlerde gördük. Yani genel başkan ama... Eş başkanlı bir genel başkan mı değil mi? Bu tartışma kamuoyunda da çok fazlasıyla yapıldı. Dolayısıyla güçlü liderliğin olmadığı gibi liderliğinin kabulü ve kendi aralarındaki bir çekişmeden de söz konusu. Bunu açık bir şekilde zaten görüyoruz, müşahede ediyoruz. Yani gerek İstanbul İBB Başkanı ile Özgür Özel arasındaki bu başkanlık süreci adaylıklarda yaşandığı şimdi seçim sürecinde yaşanıyor, söylemlerde yaşanıyor, işte İstanbul'daki programlarla ilgili yaklaşımlarda yaşanıyor. Tüm bunlar bu karmaşa ve kargaşa en doğru hareket yapmamak, dolayısıyla yapamamayı, yapmadık diye de açıklayabiliyorlar. O da artık onların bileceği bir iş. Ne evet. öyle yaptıkları çok bizi ilgilendirmiyor ama bizim bu konuyla ilgili düşüncelerimizi zikretmemizin temel nedeni bir rakibimizin söylemlerinden hareketle değerlendirme yapmak durumundayız. Neticede bir siyasi aktör, AK Parti'nin il başkanı olarak geliştirdikleri ve bize dönük ifade ettikleri söylemlerin hakikatini de açıklamak için Şimdi bu cümleleri kuruyoruz. Yönetmenim 1 ve 2'yi hazırlarsanız fotoğraf 1 ve 2'yi onu bir görelim. Onunla ilgili İstanbul İl Başkanı'na sormak istiyorum. Merak ediyorum açıkçası. Hazır olduğunda söylerseniz sevinirim. Ama bir de şu var eee bu seçimde AK Parti gerçek belediyecilik evet. dedi. Ee, şimdi evet, şu büyük vole yansıtamıyorsunuz sanıyorum. Sayın Başkanım görüyorsunuz, bir, bir, bir araştırma yaptım. 2000 1984. 84. Ee, Hasan Aksay, 85, Allah selamet 84. uzun ömür versin. Aa, ee, İstanbul tamam. Refah Partisi, İstanbul Büyük Belediye Başkanı'dayken gerçek hizmet için, İstanbul'a gerçek hizmet, gerçek ifadesi var. E, tam 40 yıl sonra gerçek belediyecilik AK Parti tarafında. Ya Bu bilerek mi seçilmiş yoksa da bir tesadüf mü? Gerçek. Şöyle, genel merkezimizin seçim konsepti için hazırladığı temel sloganımız gerçek belediyecilik. E, yani tam bilmiyorum. Yani 40 yıl önce Hasan Aksay Bey'in seçim kampanyasından hareketle mi yaptılar ama tahmin ediyorum bu tevafuk etmiştir. Kanaatim o. E, netice itibariyle eser ve hizmet geleneği AK Parti'miz tarafından sürekli dile getirilir ve söylenir. Yani belediye seçimlerinde, yerel yönetim seçimlerinde bizim kazandırdığımız kavramlar da var. İşte sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği e, kavramlarını da bunun için seçimlerde kullandık. E, bu seçimlerde de e, kampanya konseptimizi hazırlayan strateji ekibimiz, e, genel merkez ekibimiz özellikle e, belediyecilikte bir üst şey olarak da belediyenin kendi iş ve işlemlerini Olur, Genel merkez belirliyor daha çok değil tabii. mi? Tabii tabii bizim il kampanyalarımız da var evet. ama gerçek belediyecilik konseptimiz tüm Türkiye'de kullandığımız bir konsept illeri de kullandığımız 81 ilde kullanıyoruz. Biraz şöyle düşündüm yani bu sloganı 40 yıl sonra yeniden kullanan aklın hafızanın bir milli görüş background'u var. Belki bilerek kullandık. Evet. Tekrar bir devam yapmak yani Hasan de Bey'in kampanyasından bir ilham var mı yok mu onu bilmiyorum. Hani bilemediğim için var desem ne de yok desem yanlış ifade etmiş olurum. Ama kendi tahminim bunun yani bu dönemde çünkü temelde altta da ona yakın başlığımız var bizim gerçek belediyecilik altında. Yani hakikaten kentin sorunlarına odaklanan vatandaşımızın beklentisine odaklanan ve söyledikleriyle yaptıkları bugüne kadar olduğu gibi örtüşen bir belediye hizmetini önceleyen bir yaklaşım olarak vurguluyoruz. Evet. O tarafını tabii bilemiyorum. Şimdi Sayın İmamoğlu birkaç yayına katıldı. Ya yani, tamam. Yani birçok şeyi gerçekleştiremediğini az çok biliyoruz zaten İstanbul'da yaşayan biriler olarak trafikteki keşmekeşliği her geçen gün hissediyoruz. Ama öbür taraftan bir de unuttum meselesi gerçekten çok ilginç geldi bana. Yani mesela siz ne hissettiniz? Yani bir belediye başkanına 5 yıl önce fazla değil. dedi ki ya broşürünüzde Tabii. böyle vaadiniz vardı. İşte şunu vaat etmiştiniz. Bunu yapacaktınız. O da diyor ki ya ha, öyle miymiş? Tam bakmadım, unuttum. Yani, yani il başkanısınız, ayrı ama İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak ne hissettiniz Hı. mesela? Yani şöyle bu bir kandırmaca ve aldatmaca yöntemi olarak kullanılıyor. Ben onu hissettim. Yani biz İstanbullular olarak Sayın Başkan tarafından Ekrem Bey tarafından bir aldatmaca sahnesiyle, bir kandırmaca yöntemiyle algı ve manipülasyonla karşı karşıyayız. Yani siz bir önceki seçimlerde 170'in üzerinde. Yani biz işte broşürlerden, sosyal medyadan, efendim kendi web sitelerinizden yayınladığınız e, tahmin ediyorum 170'in üzerinde bir vaadiniz söz konusu. İstanbul'a ve İstanbullulara bunu yapacağınızı söz vermişsiniz. İşte bunların 17 tanesi, 27 tanesi herhalde e, başlamış ya da bitmiş ya da bitmemiş ilgilenmişsiniz. Büyük bir çoğunluğuyla ilgilenmemişsiniz. Yani yaklaşık %80 ile %75 ile hiç ilgilenmemişsiniz. Ve vatandaş size sorduğunuzda da ben bunu hatırlamıyorum diyorsunuz yani iki ya da 3 televizyon programında bu oldu. E, tüm İstanbullular bunu seyretti. Yani 5 sene önce söylediğinin yüzde %75'ini en az yüzde %80'ini unutan bir hafızayla karşı karşıyayız. Bunun cidden unutma ve hatırlamama olduğunu düşünmüyorum ben. Bu bilerek yani o sorulara muhatap olmamak, hafifletmek ya böyle şey mi olur? Verdiğiniz sözün için tutmadınız. Özünüzle sözünüz için birbiriyle alakalı değil. Siz bu vaatleri bizi kandırmak için mi verdiniz, yapmak için mi verdiniz? Yani öyle işte Yeşilçam filmlerindeki malum belli adlandırmalarla karakter haline gelen siyasetçi profilini yeniden sergilercesine mi bunu söylediniz? Yoksa hakikaten yapma maksadıyla ifade edip gerçekleştiremediniz. Böyle olsa çıkar dersiniz ki evet 170, 177 neyse vaadimiz var. 17 tanesi 20 tane yaptık. Bunlarla ilgili de şöyle şöyle durumlar oldu yapamadık. Eğer hatırlamadım diyorsanız Demek ki rahmetli Hasan Aksay e, abi Allah sıhhat versin rahmetli hoca işte yol arkadaşı Erbakan hocamızın güzel bir cümlesi vardı. Söylüyor fakat yapmıyor hastalığı derdi. Ekrem Bey söylüyor fakat yapmıyor hastalığına tutulmuş. Rahmetli Erbakan'ın deyişiyle. Ben bu cümleyi kurmak zorundayım. Yüzde seksenli yetmiş hatırlamıyorum diye cevap verirseniz bu cümleyi kurmayı da Yani burada aslında şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bazı e, turistler Paris'le ilgili çok büyük heyecanla Paris'e gidip sonra Paris sendromunu yaşadığı ve geçirdiği söylenir. Yani beklentilerle gerçekten gidip karşılaştığımda kent arasındaki farklılık Aa böyle miymiş diye onu bir şeye düşürür, hayal kırıklığına düşünür. burada Paris sendromu diyorlar. E, seyahat e, edenler aralarında e, bu anlamda İstanbul'da da hatırlamıyorum İmam Yolu sendromunun yaşandığının <laughs> en temel göstergesi oldu. Yani e, bu kadar hafıza kaybının olması mümkün değil bir insanın unutması mümkün değil unutmuş numarası yapması mümkün. Dolayısıyla bir sendromla da karşı karşıya İstanbullu. Yani aşık aşikar yani siz evet. e, o zaman şunu söyleyelim bugün de yüzlerce vaadiniz var. E bunları da beş sene sonra unutmayacağınızın, hatırlamayacağınızın ya da hatırlayacağınızın hangi garantisi var? 5 yıl boyunca biz size bunları hatırlattık, söyledik. Kayıp bin gün dedik, kayıp yıllar dedik. Şu vaadiniz var, yapmamışsınız. Kendi sözlerinizin yüzde altısını yapmışsınız, yüzde onunu yapmışsınız. Bunları açıkladık. Dolayısıyla e, algı ve manipülasyon e, Ekrem Bey'in siyasal tarzına dönüşmüş durumda. Hatırlamıyorum cümlesi bunu ortaya çıkarıyor. Başka türlü nasıl izah edeceğiz? Yani şuna kim inanır? 5 sene önce söylediği 170 cümlenin 150 tanesini hatırlamıyor. Evet. Vadenin. Bu mümkün değil yani. Ee, yönetmenim 3 numaralı fotoğrafı da verirseniz bu beni çok korkuttu. Mesela birçok şeyi konuştuk ama e, İstanbul'da mesela AK Partili yani 2019 yıl öncesi e, belediye iştiraki kurumların kardayken 2019 sonrası nasıl adım adım batışa gittiğini, zarar ettiğini e, verebilecek misin sevgili öğretmenim? 3 numaralı fotoğrafı. Onu da görelim. E, bugünkü e, bizim gazetenin manşetiydi. E, o da ilginç. E, 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 eğer öyleyse bakın mesela Hamidiye Su. 2015, Tabii 2016, 2017, 2018'de e, kar etmiş mesela o işte 13 milyon, 14 milyon, 14 e, falan e, kar etmiş yıllara göre. 2019'dan sonra eee 2020'de zarara başlamış artık 612 bin lira. Sonra 120 milyon 2021'de zarar etmiş. Doğru. 2022'de 380 milyon az değil yani. 2023'te daha açıklanmamış. Beltur aynı şekilde. Ya bu korkunç bir şey. Hı. Yani o zaman bu şu demek bir 5 yıl daha gitse abi İstanbul o zaman ne Borç olacak? Yani onun, Şimdi o, hakikaten korkutuyor insanı. E, bizim bir mali performansla ilgili hazırladığımız şey de var. Yani İdebene'nin <laughs> mali performansı ile ilgili, evet. hem İBB'nin kendisi, hem efendim e, iştirakleri ve bağlı şirketleri ile ilgili e, işte gazetenizde geliyor, kesinlikle yok ve kesinlikle yok. Yani üçüncü olarak e, şeyimiz nedir? Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir meclis var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi belli konularda dosyalarını onay için meclise getirir. Yetki almak için getirir, onaylatmak için getirir. Bakın iki tane rakam vereceğim. Nasıl engellenmiş? 6400'ün üzerinde getirilen dosyanın %98'ine AK Parti evet demiş. CHP aynı miktarda 5 yılda bizim getirdiğimiz 6400 dosyanın sadece efendim yüzde %62'si, %70'ini evet demiş. Yani yüzde %28 hayır dedi yaklaşık yüzde otuz hayır dediği bir gelenekten bahsediyoruz. Hatta işin garibi o dönemde şu an ben yapıyorum açıyorum dedi metro projeleri de var gelen. Onların boşlanma dosyaları da var. CHP onlara da hayır demiş. Ekrem Bey de onlara hayır diyenlerin arasında. En çok finansal durumu gündeme getiriyorlar. Borçlanma var AK Parti engelledi. 57 dosyanın 56'sını AK Parti grubu evet demiş. Onlar 22 dosyanın 20'sine hayır demişler. Son 5 yıl içerisinde. Evet. Dolayısıyla engel 5 yılı şu 3 kelimeyi sığdırmaya çalışıyor Ekrem Bey. Bu algı ve manipülasyondur, bir balondur. Ee, engellendim, mağdur oldum hatırlamıyorum. 5 yıl böyle hiç engellenmediniz, mağdur olmadınız. Hatırlamamak diye bir şey yok hatırlıyorsunuz. Bu 3 kelimeyle İstanbul halkıyla e, efendim tabiri caizse nasıl olsa unuturlar, nasıl olsa hatırlamazlar diye e, bir seçim. Kampanyasında bunu başarısızlığınızı, beceriksizliğinizi örtmek için malzeme kılıyorsunuz. İşte Halep orada, arşım, burada söylüyoruz. Hangi paranız eksik yattı? Evet. Hangi projeniz imzalanmadı? Hükümet olarak bakanlıklar İstanbul'a yapacakları hangi yatırımdan vazgeçtiler? Hangi desteği vermediler? Meclise gelen dosyalarınızın kaç tanesi kabul edilmedi? Evet. Bu rakamları sorduğumuzda söylediklerinin, yalan olduğunu, algı olduğunu, manipülasyon olduğunu açıkça görüyoruz. Görüyoruz diyorsunuz. Şimdi şöyle e, tabii ki bu projeden açılmışken mutlaka Sayın Murat Kurum'la da bir bu konuyu konuşmuşsunuzdur ilk yüz günde. Evet. Ya da işte 1 Nisan'da AK Parti İstanbul'u kazandı. İlk nereden başlayacak çalışmaya? Onları da açıklıyoruz. Bu bahsettiğimiz bizim ilk başlayacağımız vatandaşımız en çok sorun olduğu olarak bize yönettiği ve talep ettiği şeyler. Yani İETT'den başlayacağız metrodan başlayacağız trafikten başlayacağız depremden başlayacağız ee, efendim vatandaşımız bize neyi sorun olarak görüyorsunuz dediğinde biz projelerimizde buna göre hazırladık 10 başlıkta projelerimizi sunduk bu projelerin hepsine başlayacağız ama önceliklendirilmesinin bu e, vatandaşımızın sorun algısı ve İstanbul'un çözülmesi gereken problemleri olarak. Sıraladığımız şekilde başlayacağız. Yani evet. Murat Bey'in ifadesiyle evet. e, yer altında metro şantiyesinde, yer üstünde efendim diğer projelerimizin şantiyesinde vatandaşlarımız bizi e, görecek. E, dolayısıyla e, bu açıkladığımız projelerin Tamamıyla ilgili 1 Nisan'da düğmeye basıyoruz. Ama e, depremi, ulaşımı, trafiği e, öncelikleyerek olarak yüz de planlıyoruz. Şimdi siz tabii sahadasınız ve mutlaka gözlemeniz var. E, ben de İstanbul'da e, halkın arasında işte yolculuk yapıyorum, oturuyorum, kalkıyorum, gidiyorum falan. E, kararsızlar da var. Yani e, ne ak partiye ne on belki son gün değiştirecektir ama sorduğunuzda örneğin hassasiyetleri de var. Diyor ki CHP'ye oy vermek istemiyorum çünkü işte LGBT'dir, ötekidir, berikidir diyor. Yani onlar daha da şımaracak. Ailemiz tehdit altında kalacak. Sırf bundan dolayı diyor. Ellerine fırsat geçince yeniden bizim kazanımlarımız tehlikeye girecek. Aslında AK Parti'nde çok memnun değilim diyor. Şimdi AK Parti'ye niye şey yapmadığın zaman diyor ki evet AK Parti hizmette yapacağına inanıyoruz. Güven veriyor ama ondan da en büyük endişemiz betonlaşma. Yani rant. İşte onların döneminde gökdelenleri arttı. İşte yeniden kazanırlarsa bu yeşilimiz daha azalacak, alacak işte daha çok gökdelen olacak işte o olacak kanal da yani bir sürü şey sayılıyor yani bir betonlaşma endişesi görüyorsunuz ee, bu konuda da ne söylersiniz evet. endişeler konusunda şimdi şöyle vatandaşımıza ben de şöyle bir yaklaşım çerçeve ifade etmiş olayım kararsız seçmenlerimiz hakikaten kendi beklentilerini ortaya koysunlar ben karıneli siyaset diyorum buna hem belediye başkan adaylarına, hem o siyasi geleneklere kendi beklentileriyle ders versinler, ödev versinler. Yani işte e, yapılaşmayla ilgili durumu nedir, e, depremle ilgili nedir, kentsel dönüşümle ilgili nedir, ulaşımla ilgili nedir, ile ilgili nedir, çevreyle ilgili nedir, yeşille ilgili nedir, kadınla ilgili nedir, istihdamla ilgili, emekçiyle ilgili ne yapmışlar? Böyle sıralasınlar. Önceliklerine göre bu cevaplardan hareketle de kendi kararlarını belirleyebilirler. Şimdi şu İstanbul'da hakikaten biz yani tüm Türkiye olarak baktığımızda da e, kentlerin çevre duyarlılığı aslında en yüksek düzeyde tutan bir yerel yönetim anlayışına sahibiz. Bizim yönettiğimiz kentler aldığımız günle bıraktığımız gün arasında yeşil alanda da ağaçta da temiz suda da çevre ve iklim e, değişikliği ile ilgili hassasiyetlerde de bir metrekareden aldıysak 10 metrekareyle bırakmışızdır. Onla aldıysak 20 ile bırakmışızdır. İstanbul'da böyledir. Yani İstanbul'un 20 sene önceki haliyle bugünkü haline baktığınızda milyonlarca ağaç, milyonlarca metrekare yeşil alan AK Parti döneminde kazandırılmıştır ve yapılmıştır. Şimdi metropellerin e, efendim yapılanmasında e, İstanbul'un büyük kentimiz, Ankara için de aynı şeyi söylerim, Konya için de aynı şeyi söylüyorum, Kayseri için de, Bursa için de aynı şeyleri söylüyorum ve ifade ediyorum. Burada iki tane ayrı husus var kentsel dönüşüm projelerini yani yatay mimariyi, alçak düzeyde mimari, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada partimizin yaklaşımını çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Ama dünyanın tüm metropol kentlerinde olduğu gibi İstanbul'un da gökdelen bölgeleri var bu var. Bu gökdelen bölgeleri de hem büyük şehir hem ilçe belediyeleri birlikte oluşan şeyler. İlçelerin de var. Ee, işte i̇şte Şişli bir gökdelen bölgesi diyelim. Ee, Bakırköy şu an E5 hattında gökdelen denmez artık onlara diğerlerine baktığımızda. Yani Mastak civarı işte e, özellikle yoğunlaşan bölge. Bunları da bölgesel olarak belli yerlerde tutarak metropollerde bu tip yapılaşmalar var. Yani dünyanın tüm metropollerinde var. Ee, İstanbul'umuzda da işte CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde de var, AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde de var. Ama bunu e, sorun ve hayata etkileyen e, bir durum haline getirmeden, şehrin yeşilini de, e, mimarisini de, insani dediğimiz o yatay mimariyi de geliştirecek bir anlayışla biz hareket ediyoruz. Böyle hareket ettik. E, burada e, en çok e, bu söylemin gelişmesi kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de, bazı muhalif çevrelerin bu projeleri değersizleştirmek için kentsel dönüşümlü, rantsal dönüşümlü bir ifadeleri var. Burada açıkça ben şunu söylüyorum. Biz İstanbul'da son 10 yılda yasa çıktıktan sonra yaklaşık <laughs> 850 bini biten 170 bini devam eden yani 1 milyonun üzerinde konutumuzu dönüştürdük. Bunlar depremde riskli konutlar hala bitmedi. 1,5 milyona yakın var. Şimdi de 650 bini dönüştüreceğiz. E kardeşim rantsal diyerek bunu ötekileştirme. Yani bir yerde 5 katlı vatandaşımızın binası var. Bu bina depreme dayanıksız. Bu binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım. O adanın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Buyur bunun doğrusunu sen yap. Yani 20 yıldır yönettiğin Eskişehir'de, İzmir'de ne yaptın ki? Ya da 5 yıldır biz İstanbul'dayız, dönelim İstanbul'a. AK Parti belediyeleri son 5 yılda şu 5 yılı karşılaştıralım. Yani Zeytinburnu'nda ilçe belediyemiz, özel sektörümüz, bakanlıklar el marifetiyle 9 bin konutu dönüştürmüşler. Vatandaşlarımız da bundan memnun. Yani dayanıksız konutlara dayanıklı haline gelmiş. Kalitesi artmış, konutların kalitesi <laughs> artmış. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin topu topu yaptığı dönüşüm 2500 toplam yaptığı konut 9000. Evet. Yani 39'da bir ilçenin yaptığını <laughs> 100 kat bütçeyle yapamayan bir iş, endişeye de Endişeye mahal yok diyorsunuz. Yani burada dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle biz <laughs> İstanbullu için varız, milletimiz için varız, milletimizin yaşam kalitesini yükseltmek için tabii varız. tabii ki bu seçimde e, ilginç denklemler var. Birçok aday var. Öz, e, özellikle tabii evet. öne çıkan kilit olarak gözüken yeniden Refah Partisi ve Dem Partisi seçmeni özellikle. E, bu iki seçmenle sizin gözlemenizle siz de bu iki partinin kilit olduğunu düşünüyor musunuz? Seçim süreçlerinde e, işte partilerin aldıkları oylar e, diğer partilere işte olumlu olumsuz etki et, etmedi değerlendirmeler yapılır yapılacak. Bazı şehirlerimizde iki, üç parti yarışıyor birbirine yakın oylarda. Bazı şehirlerimizde dört parti yarışıyor. İstanbulumuzda iki parti yarışıyor önde giden diyelim. E, dolayısıyla e, seçime giren İstanbul'da yanılmıyorsam bağımsız aday hariç 17 tane de parti var. Evet. Bu partilerin aldığı oylar işte önde giden, yarışan AK Partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi açısından da değerlendirilecek. Bu süreçte de seçim sonucunda da değerlendirilecek. Yani Dem Parti seçmeni ya da Dem Parti, işte bu açıklamalar geliyor. İşte falan kişi CHP'den aday ama bizim adayımız zaten diyorlar. Yani hem bir ittifakın olmadı hem bir kent uzlaşısının olduğu Bir süreç yaşanıyor. Enteresan bir şey. Yani bir kısmı e, Ekrem Bey'i destekleyeceğini açıkça ifade ediyor. E, bir ittifak var diyor. Yok efendim bak bizim de adayımız var deniyor. E, Şimdi ama, son, son günlerde e, Selahattin e, Demirtaş'ın da bir mesaj evet. göndereceği söyleniyor. Bilemiyorum tabi. Evet. Mesaj gönderir göndermez ne mesajı gönderir. Evet. Kendi bilecekleri bir iş ama şu ana kadar gördüğümüz tabloda ee, yani e, öyle ittifak yok değil bir ittifak var. Yani kendi adaylarını destekleme açıklamalarından çok partinin yetkili ağızlarından da e, şu anki muazzaf görevde olanların da e, Ekrem Bey'in desteklenmesine dönük açık ifadeleri var. Dolayısıyla niye ittifak yaptınız diyenlere yok biz yapmadık yani biz beraber değil miyiz dendiğinde de bak kent uzlaşısı var ya beraberiz yani, 21-22 ilçede aday çıkarmadılar tabii mi? çıkarmadılar büyükşehir olarak da var evet. ama yok gibi evet. hareket ediyorlar ee, şimdi burada şöyle bir şey var biz siyasi e, olarak seçimler değerlendirilir hizmet olarak da değerlendirilir Belediye başkanlarını biz seçerken hem belediyeyi yönetecek, belediye hizmetlerini yönetecek bir başkanı seçiyoruz. Aynı zamanda bir siyasi geleneği, bir siyasi duruşu, bir siyasi tavrı temsil ediyorlar. Projeler de böyle şekilleniyor zaten. He. Yani şimdi İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne LGBT merkezi ya da LGBT işlerini yapacak müdürlük kurma dosyasını niye getiriyor? Ee, siyasal olarak böyle bir duruşu var. Bunun için getiriyor. E biz niye reddediyoruz bunu? Hayır oyu veriyoruz. E bizim de bir duruşumuz var. Ailemizi temeli bozacak diye söylüyoruz. Yani hem yolumuzu, köprümüzü yapacak başkanı seçiyoruz. Hem aynı zamanda bununla beraber bir siyasi gelenek olarak kimlik, kişilik, kültür, tarih, aile efendim e, bu milletin bu topraklardaki 600 yılıyla bu toprakların geçmişiyle ilintisi ve barışıklığı noktasında da bir geleneği var. Yani bu şunu ben her zaman söylüyorum. Yani bunu tüm İstanbul'daki seçmenlerimiz açısından ifade ediyorum. Yani bu siyasi gelenekten gelmek de işte bir AK Parti için Ayasofya camidir, cami kalmalıdır dedirtiyor. CHP için de müzedir, müze kalmalıdır. Hatta yetmez efendim başka yerlerde müze yapalım dedirtebiliyor. Yani şu an Fatih'e koydukları aday Sayın ile beraber yaptıkları projeyi bir sene önce açıkladılar. Hipodrom yapacaklarmış. Sultan Sultanahmet'in bir kısmını da yıkacaklarmış. Niye? 1200 sene önce orada hipodrom varmış. Bu tarih merakından mıdır? Yoksa İstanbul'un 600 yıllık oluşan e, kimliğiyle barışık olmamaktan mı kaynaklanıyor? Bunları vatandaşımız iyi değerlendiriyor. Dolayısıyla e, bu, bu, bu Açıdan da baktığımızda yeniden rafa seçmeninin de efendim diğer parti seçmenlerinin de her iki açıdan değerlendirdiğimizde hem hizmet hem eser hem onları yerine getirme hem siyasal geleneğin bu kentle uyuşmasının bakıldığında ben Murat Kurum Bey'e tercih edeceklerini düşünüyorum. Onu da görüyorum. Sahada konuşmalarımızda zaten bunu ifade ediyoruz. Sizin de sorunuzdaki sorduğunuz cümleler zaten aslında toplumumuzun kalbinden ve zihninden geçeni benim bu cümlelerimde de yansıtmış yani oldu yeni diye düşünüyorum. De, yeniden yeniden refah ve saadet de seçmeni. De evet. da, saadet seçmeni de CHP seçmeni yani. de yani onlar da şundan rahatsız bize söylüyorlar. Yani olmadı, başaramadı, yapamadı. Yani diyoruz ya metroya efendim açılan e, tüneli kapatan levazim tüneli bir irade var. Metroya işte çakıl döken bir irade var. E, devam eden projeleri durduran bir irade var. E, Nasrettin Hoca'nın yani şaka yollu söylüyorum. Yorulduk Ramazan'da siyaset seçim süreci yoldu Yordu bizi. Nasrettin Hoca'nın doğuran Kazana kadar bir baraj yatırımı yapmayan bir belediye var. Yani bırakın 5 yılın sorunlarını çözmeyi, kenti geleceğe hazırlamayan bir belediye var. Aynı zamanda İstanbul'un oluşan kimliği ve kültürüyle de barışık olmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Ne işimiz var bizim LGBT müdürlüğüyle? Ne işimiz var Ayasofya'nın hanım tartışmaya açılmasıyla ya da tarihi kimliğimizi bozacak bir takım eserlerin yapılmasıyla? E böyle bir gelenek de temsil ediyor aynı zamanda CHP. Dolayısıyla burada yeniden refah ve saadet milli yürüyüş tabanına da mesaj vermiş oluyoruz diyorsunuz. Siz peki kararsızların ve milli görüş tabanının son anda da olsa e, karar değiştirebileceğini Murat Kurum lehine düşünüyor musunuz? Yani kesinlikle ve kesinlikle düşünüyorum. Yani şöyle bakıyorum ben hadiseye. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi şimdi kararsız seçmenimiz e, kararsızlığının bir nedeni var. Bu neden e, kendi mahallesiyle ilgili bir sorun olabilir. İstanbul'da ulaşımlar gibi bir beklenti olabilir. İstanbul'un çevresiyle ilgili bir beklentisi olabilir kadınlarla ilgili beklentisi olabilir. Demin dediğim gibi istihdamla ilgili beklentisi olabilir. Bu sorulara kim ne diyor diye sorduğunda cevap adres Murat Kurum. Bu sorularla ilgili AK Parti İstanbul'da neler yapmış diye sorduğumda cevap yine Murat Kurum. dolayısıyla soracakları soruların ve beklentilerin hem söz verip yerine getirme ve tutma hem de projelendirme noktasında yerel yönetimler anlayışı olarak Murat Kurum'un açık ara bir adres ve bir seçenek en kuvvetli seçenek olarak kararsız seçmenimizin diğer partilerimizdeki seçmenlerimizin önünde açık ara durduğunu ben düşünüyorum. Çünkü yani seçmenimiz 40 dakikadan 60 dakikaya çıkan trafik çilesini aşağı kim indirecek diye sorduğunda e bundan önce 40 dakikada tutarak parti indirecek. 64'e çıkaran CHP'nin bunu yapma şansı yok. Ekrem Bey'in bunu gerçekleştirme şansı yok evet. Zaten yapıyorum dese de hatırlamıyor Unutuyor Evet. Şimdi bir iki polemik sorusu soracağım eğer izin verirseniz Birisi Sayın Özgür Özel birkaç gün Sanıyorum dün ve önceki gündü Bir meeting sırasında Özür dilerim bir televizyon yayını sırasında AK Parti'nin uzun süredir yönettiği Konya ve Kayseri'de içkili mekan bile bulamazsınız Gördünüz mü açıklamayı bilmiyorum ee, ama ben de tam tersini şunu söyleyeyim. İstanbul'a AK Parti ve ondan önce yine Refah Partisi yönetti. Ee, Allah selamet versin İlahiyatçı Süleymanoğlu da gelmişti. 2000, 2008'di galiba. Ee, yeni kapıdan e, Tophane'ye kadar içkisiz bir mekan bulup oturmak için içkisiz mekan bulamamıştık. Yani Süleyman Uludağ'la bir röportaj yapacaktım. Ee, şaşırmıştım. Yani o sahil boyunda içkisiz bir mekan bulamamıştım. Şimdi Özgür Özel de diyor ki AK Parti'nin uzun süre yönettiği yerde içki içecek yer bulamıyoruz diyor. Buna dair bir söyleminiz var mı cevabınız var mı? Şimdi AK Parti bugün kurulmuş bir parti değil. AK Parti Türkiye'de 2004 yılındaki AK Parti kurumsal kimliğiyle yerel yönetimler seçimine ilk girdiği seçim. Dolayısıyla yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de ilçelerimiz ve kentlerimizi yönetiyor. İlçelerimizde ve kentlerimizde vatandaşın bireysel yaşam tercihleriyle ilgili ee, gerek inanç olarak gerek günlük yaşam tercihleriyle ilgili bu e, yemeden içmeden giyimden kuşamdan ibadetten e, efendim iş yapma biçimine kadar e, meri hukuk çerçevesi içerisinde hareket eden hiçbir e, vatandaşımıza kısıtlama ve sınırlama getirip getirmediğini ben cümle olarak kurmayayım vatandaşımız zaten bunu yaşıyor. Şimdi Özgür Bey seçimi kaybetme derdine düştüğü için Türkiye'de yeniden buradan belki de laiklik tartışmasına gidecek sekülerizm tartışmasına gidecek yok başsaçı baş kapalı tartışmasına gidecek işte içki içti içmedi tartış bunlar Türkiye'nin çok geride bıraktığı tartışmalar şimdi böyle arkaik tartışmaları yeniden bu milletin gündeme getirmenin bir anlamı yok yani bahsettiği şehirlerde ne kadar böyle bir mekan var yok ben bilmiyorum ama vardır yani muhtemelen yoktur kendisi gidip saymamıştır da ama Ak Parti'ye dönük. Toplumda e, yani bir siyaset tarihi kitabında okumuştum. E, bir toplumu ya da bir kesimi istediğiniz yere yönlendirebilmek için en iyi yöntem onu korkutmaktır derler. Şimdi CHP'nin kullandığı yöntemlerden biri de bu. Bir dönem mirticayla korkuttular, bir dönem laiklikle korkuttular, şeriatla korkuttular. Şimdi de diyelim e, işte içki noktasında vatandaşlarımızın farklı tercihleri var. E, vatandaşlarımızın bu tercihlerinden hareketle korkutarak. Efendim ha bakın bak öcü geliyor. Yani çocuk korkutar gibi vatandaşımız bunu Eski bak. Türkiye. Bu numaralar e, bunlar yani. yani başkan yeni ama zihin eski. E, CHP'nin genel başkanı yeni ama tarzı eski. Bu tarz bu Türkiye'de tutmaz. İstanbul e, netice itibariyle e, işte şu an 25 ilçede Cumhur İttifakı olarak biz iktidardayız. 24 ilçede AK Parti ilçe belediyesi var. İstanbul'un bu bireysel yaşam olarak da tarzı ortadadır. Belediyelerimizin çalışanları da ortadadır. Kentlerdeki işte yeme içme mekanları da ortadadır. Dolayısıyla böyle toplumun bir kesmini konsolide etmek için öcü oluşturup korkutma yöntemini bırakın. Eski CHP olmayın yeni CHP olmaya gayret edin ama yeni CHP olamayacaksınız eskide debelenip duruyorsunuz bunu da gösteriyor Şimdi, bu ifadeleri maalesef talihsiz bir şey eyvallah. E, netice itibariyle toplumu e, böyle e, korku e, abideleri ya benim yaşam tarzıma mı mücadele edecek şuna mı müdahale edecek ya işte aradan AK Parti 22 senedir iktidarda Hangi vatandaşımızın bireysel tercihine müdahale etmiş? Tam tersi CHP'dir Müda, müca, müdahaleci olan, yasaklayan, kısıtlayan. Dili yasaklamıştır, örtüyü yasaklamıştır, kursu yasaklamıştır, camiyi kapatmıştır. Bunların hepsini CHP tam, yapmıştır. Tam bu noktada. Bunların hepsini AK Parti düzeltmiştir. Eyvallah, bakın ben de burada şunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Bakın Türkiye'de çok büyük sıkıntılar çekti. Kürtler, Aleviler, azınlıklar, dinlerler. Tabii, tabii tabii. AK Parti döneminde cidden devrimler yapıldı bana göre yani hak ve özgürlükler her için söylüyorum bunu. E Kürtler, Kürtçe propaganda yapılıyor şu anda mesela. E, bir zamanlar yasaktı. E tabi tabi. E, şimdi yani işte bu gizli, kadar, gizli, gizli kaset işte şimdi söylüyorum. devlet televizyonunda Bunun mimarı bir AK, AK Parti. Bakın bu kadar özgürlüğün mimarı evet. bile AK Parti. Yani bu dem seçmenine yönelik gereken ilgiyi, alakayı gösterdiğini düşünüyor musunuz? Yani sanki onları CHP'ye iter gibi bir tavır mı var? Bilmiyorum. Yok öyle bir tavrımız yok. Öncelikle Yok şunu, sizin var ıı, demiyorum. Öyle bir yani ne diyelim bazı bu, böyle yok, bir izlenim var sanki. Şöyle tam te ben şunu ifade ediyorum. Bakın Türkiye'de bir AK Parti Türkiye Partisi'dir. AK Parti Kürtlerin en büyük partisidir. AK Parti bir Kürt partisidir. AK Parti bir Türk partisidir, Arap partisidir. İstanbul'da Kürtlerin oyunun çoğunu AK Parti alır. Şu an deme oy veren kardeşlerimizin, seçmenin oyunu da biz alacağız. Alıyoruz ilçelerde de, büyük şehirde de bunu milletvekili seçimlerinde de alıyoruz, cumhurbaşkanlığı seçiminde de alıyoruz. bizim burada bir şeyimiz yok. Biz ne etnik temelli, ne kültür temelli, ne inanç temelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman ayırmadık. AK Parti'nin bakışında millet dediğimiz unsurun içinde asli unsurdur. Kürt de, Arap da, Çerkez de, Laz da, Arnavut da, Boşnak da. Yani daha saymadığım bu milleti oluşturan yine etnik köken yapılar var. Biz hepsini bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsuru olarak görüyoruz böyle bakıyoruz böyle hareket ediyoruz. Yani biraz önce dediğim gibi CHP'nin oluşturduğu kısıtlamaları, yasakları, problemleri 20 yıllık süreç içerisinde tek 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 ilmek ilmek dokuyarak bu duvarları yıkan, bu zincirleri kıran AK Parti olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Şimdi de aynı şeyi zaten söylüyoruz. Bakın bir belediye başkanı seçiyoruz ama bu siyasi geleneği temsil eden bir belediye başkanı seçiyoruz. Yani e, sahabe kabrinin 500 metre yanına sanat galerisi diye fesanede binayı yeniden düzenleyip sanki yeniden yapmış tavrıyla oraya koyduğu sanat eserlerinin e, tarihi kimliğimizle barışık olmadığını da ifade ediyoruz. İstanbul'da birçok mekan var o sanat evet. eseri galerisini ya da e, efendim eserleri başka yerde sergileyebilirsiniz. Eyüp Sultan'ın 500 metre yanına, Kavun 700 metre yanına koymanıza gerek yok. Kastımız bu. CHP klasik, korkutan, ötekileştiren, vatandaşı bölen, kutuplaştıran anlayışını özgür Bey'in bu ifadeleriyle yenilemek istiyor. Evet. Ama ben de soruyorum. 22 yılda AK Parti Hangi vatandaşımızın bireysel özgürlüklerini kısıtladı da bundan sonra Özgür Özel'in bu ve benzeri söyleyeceği sözlere inanmış olsun. Yönetmenim süremizin sonuna geldiğimizi biliyorum ama dört numarayı da bir yansıtalım. Çok kısa e, istirham edeceğim. Dün, dün evet. gece dün gece böyle bir pankart asılmış. Senin sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu gönüllüleri diye. Kılıçdaroğlu da bir buçuk saat önce akşam saatinde evet. bir açıklama yaptı. Ve ateş püskürüyor. Uzun bir tweetle sosyal medyasının e, X hesabından açıklama paylaşımda bulundu. Ee, bana göre o paylaşım hem parti içinde birilerine mesaj veriyor yani e, onların gerçek CHP'li olmadığını onlara da, onlara da ima ediyor aslında parti içinde hmm. bazı CHP'liler de ima ediyor ama sanki e, birçok CHP'li kalem şör diyelim yandaş da AK Parti'yi itham ediyor yani bu CHP'lilerin yani. yaptığı bir şey değil diyor e, Pankart'la ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani ben e, şimdi görüyorum bugün sosyal medyada gösterdi e. arkadaşlarımız yani bu tahmin ediyorum bizimle ilgili bir durum değil. Yani her başlarına gelenin sorumlusu olarak bir suçlu arama yöntemini de bıraksınlar. Netice itibariyle Kemal Bey'in seçim süreciyle alakalı CHP içerisinde bir tartışma var genel başkanlık seçiminde. Bugün o tartışmanın içerisinde olan aktörler televizyona çıkıp Ekrem Bey'in ne kadar para dağıttığını, daire sözü verdiklerini falan anlatıyorlar. Şu kişiye şu kadar bin dolar falan deriye bu kadar bin, bin dolar. Doğru. Dolayısıyla burada e, yani CHP genel başkanlığı seçimiyle ilgili CHP içinde bir tartışma var. O tartışmanın sonucudur. Kendi tartışmalarının sonucunda yapıp ettikleri şeylerin e, efendim e, hiç onlarla alakası yokmuş gibi bir suçlu ilan etmesinler. Yani bu e, çok gereksiz bir şey demiyorum. E, efendim çok anlamsız bir şey de demiyorum. Bir kelime de kullanarak söylemek istemiyorum ama e, hem Ramazan hem seçim sürecinin nezaketinden gereği e, yaptıkları e, şeyleri, iç kavgalarının örtmek için başka suçlu aramasınlar, suçlu arayacaklarsa kendi işlerinde baksınlar. Hançerse hançer onların elinde, hançerlenen biri varsa onların içerisinde, hançerleyen biri varsa o da onların içerisinde. Yani taşıyan da onlar hançeri, hançerlenen kişi de orada ee, ki Sayın Özel Kemal Bey'in e, sürecinde ağlayarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını e, efendim ilan edilmesi noktasında ağlayan birisinin daha sonra onun karşısına aday olarak çıkması, bu yaptıkları işte bir takım entrikalardan, delegelerle ilgili şeylerden bahsediyorlar. Kendi sorunları, kendi kavgaları bizi ilgilendirmiyor. Eyvallah. Yani kendi sorunlarını, kendi kavgalarını Onda kendileri çözmüş olduk. Çok kısa tabii ki seçim yasakları var. Net oran paylaşamazsınız ama gözleminiz ne? Yani önde misiniz, nedir sağda durum? Biz öndeyiz. Sayın Murat Kurum yasak başlamadan önce de en son yayınında bunu açıklamıştı, rakam soru olarak da ifade etmişti. 31 Mart'ta milletimiz mührü Sayın Murat Kurum'a basacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Sayın Murat Kurum'a teslim edecek. İlçelerde bir değişim olacak mı? Yani biz 24-1 yani 25'i koruyacağız, üstüne de ilçe ekleyeceğiz, ona inanıyorum. İlçelerde isim vereceğiniz var mı? Yani onlarla ilgili de 4-5 tane ilçeyi sayıyoruz. Hem bir hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından. Onları da inşallah 30 bin yani de göreceğiz. Yani 1-2 puanla İstanbul'u kazanacağız diyorsunuz tamam. benim anladığım o. Yani işte açıklanan sonuç öyleydi. Bu yasakların kapsamını tam bilmediğim için. <gülüyor> <gülüyor> <ben> <gülüyor> en, en azından öyle diyelim. Söylemiş <laughs> Eyvallah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. E i̇nşallah hayırlısı olur. İnşallah. İstanbul için, ülkemiz i̇nşallah. için, milletimiz için en hayırlı sonuç inşallah çıkacaktır. Ee, ben başarılar diliyorum ee, Çok teşekkür ederim Eksik olmayın ee, açık yüreklikle ben sorularımı sordum Siz de cevap verdiniz İstanbul'lar tabii ki 36 saat sonra Sandık başına gidecek ve kararını verecek ee, Biz de buna tabii ki razı olacağız Eksik olmayın sevgili izleyenler ee, Seçime doğru yayınında bu akşam AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Osman Nuri Kabaktepe Bizlerleydi ee, Hayırlısını diliyoruz Yeni bir programda buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık